Tarsus. Hititlerden günümüze Anadolu'da tarih boyunca her dönem en önemli yerleşim yerlerinden bir tanesi olmuş, Strabon'dan Anabasis'e, Eski Ahit ve Evliya Çelebi'ye kadar birçok önemli tarihi kaynakta kendine yer bulmuş, farklı dillerin, farklı kültürlerin birleştiği Anadolu'nun güneyde parlayan yıldızı. Uzak zamanlarda bu defa yine eski bir gravürün içinden eski Anadolu'ya 1838 yılının Tarsus'una bakacağız. Bununla da kalmayıp aynı sanatçıya ait 3 farklı Tarsus gravürüne daha göz atacağız. 1838 yılında çizilen bu Tarsus gravürü neredeyse hayatının 3'te 2'sini gezerek ve arkeolojik alanlarda çeşitli araştırmalar yaparak geçiren Léon Delaborde'a ait. Léon Delaborde Anadolu'nun birçok yerinde oldukça fazla zaman geçirdi ve o dönem Batı Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yer alan antik şehirlerde arkeolojik araştırmalar yaptı. Şanslıyız ki kendisi bir arkeolog olduğu kadar iyi de bir çizerdi. Anadolu'da gezdiği her şehri, gördüğü her önemli detayı çizdi. Antik şehirleri, insanları, hayvanları, bitki örtüsünü adeta bir fotoğraf detaycılığı ve kendine has üslubuyla kağıda geçirdi. Çizdiği birçok gravürün yer aldığı yapıtı Fransa'da yayınlandıktan sonra büyük sükse yarattı ve gözlerini dünyanın dört bir yanındaki tarihi kalıntılara dikmiş Avrupalıların iştahını kabarttı. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da birçok şehrin çizimlerini yaptı ve bu çizimler Asya Minör isimli gezi kitabında yayınlandı. Kitabının göz alıcı bir iç kapağı var ve iç kapakta Léon Delaborde'un kalabalık bir ekiple at üzerinde gerçekleştirdiği zorlu yolculuğunun ilginç bir tasviri var. ...1838 yılına ait Tarsus gravürümüz ön planda yerel bitki örtüsüne dikkat çeken küçük bir tepe, hemen ardında yıkılmış bir duvarın gölgesinde oturan 7 adam, gravürün merkezini oluşturan Tarsus ve çeşitli tarihi yapıların yer aldığı merkez katmanı ve uzaklarda torosların yer aldığı bir arka plandan oluşuyor. Yakından incelendiğinde özellikle Tarsus'un eski mimari yapıları ile ilgili güzel detaylar var. Tarsus'u ve tarihi binalarını iyi bilenler için eminim ki benim fark edemediğim daha nice detayları vardır. Ama gravürde benim de dikkatimi çeken güzel detaylar var. Ben aynı zamanda iyi bir tarihçi olan Léon Delaborde'un Tarsus'a baktığı bu açıyı özellikle ortada yer alan taç kapıları vurgulamak için seçtiğini düşünüyorum. Çünkü taç kapı denilen ve aslında Orta Asya, İran ve Anadolu'ya has bu bina girişleri Anadolu Selçuklularının ve Büyük Selçukluların günümüze kalmış en göz alıcı yapı elemanlarıydı. Selçuklulardan kalma hemen hemen tüm kervansaray ve saray girişleri taç kapı şeklindeydi. İşte 1838 yılının Tarsus'una pencere açan bu gravürde de merkezde yer alan bu taç kapılar sanki Tarsus'a değil de Semerkant'a bakıyormuşuz gibi hissettiriyor. Mesela bu iki fotoğraf eski Semerkant'a ait fotoğraflar. Muhtemelen Tarsus da bir döneminde Semerkant'a çok benziyordu. Bir Selçuklu şehri uzaktan nasıl görünüyordu diye sorsak herhalde bu Tarsus gravürü güzel bir cevap olabilirdi. Yani aslında gravürün altında Tarsus yazmasaydı bu gravürün bir Akdeniz şehrine değil de Horasan veya Maveraünnehir'de bir yerlere ait olduğu düşünülebilir. Aslında işte bu da Tarsus'un ne kadar ilginç bir yer olduğunu gösteriyor. Düşünün, öyle bir yer ki bir zaman Kleopatra'nın emrindeki deniz filosuyla birlikte kıyılarına yanaştığı bir yer. Büyük İskender'in ordusunu geçirdiği, Haçlı ordularının defalarca geçtiği ve hatta Hitit ordusunun Kadeş Savaşı'na giderken geçtiği Gülek Geçidi dahil işte hepsi Tarsus'ta. Sadece bu da değil. Bugün de Tarsus'ta farklı diller ve farklı dinler, farklı kültürler tarihinin birçok döneminde olduğu gibi bir arada yaşamaya devam ediyor. Tarsus, tarihin en uzak zamanlarından günümüze kadar farklı medeniyetlere, halklara, kültürlere ev sahipliği yaptı. Anadolu tarihi açısından herhalde önemi yadsınamaz. Gravürde küçük bir detay da çok dikkatlice bakıldığında üzerinde çok sayıda lahitin veya mezarlığın bulunduğu tepe.
Belki Roma lahitleri, belki de eski bir mezarlık olabilir. Ve yine her eski Anadolu gravüründe olduğu gibi bir deve uzaklarda bu defa üzerindeki sürücüsüyle boy gösteriyor. Gravürde eski Tarsus'ta çok fazla tarihi yapı var. Acaba gravürün sağ kısmında yer alan bu yapı üzerine sonradan Tarsus Saat Kulesi'nin eklendiği Tarsus Ulu Camisi olabilir mi bilmiyorum. Diğer yandan Leon Delaborde'un Tarsus'a dair çizdiği tek şey Tarsus'un mimari yapıları veya şehir dokusu değil. Leon Delaborde seyahatnamesine bir de Tarsus'ta çizdiği muz ağacı gravürünü eklemiş. Bir de tabii ki ünlü Tarsus Şelalesi'ni çizmiş. Zamanında Romalıların nehir tabanını tarayarak içine gemilerini sokmaya çalıştıkları antik zamandaki ismiyle Sitnos Nehri günümüzün Tarsus Çayı. Bugün de halen güzel görünüyor. Leon Delaborde seyahatnamesine Tarsus'ta evler ve bahçeler başlığıyla bu gravürü de eklemiş. Bahçede bir kazanın başında iki kişi var. Ön planda yine kaktüsler ve muhtemelen Leon Delaborde'a ilginç gelen bazı bitkiler var. Diğer yandan bu gravürde yerden oldukça yüksekte konumlandırılmış iki farklı ev var. Bu yapıdaki aynı ev diğer gravürümüzün sağ kısmında da var. Bunlar aynı zamanda ait oldukları yerlerin iklimleri ve bitki örtüleri hakkında da bilgiler veren gravürler. Bu anlamda Leon Delaborde'un diğer gravürlerine de bakarsanız çizimlerinde sadece estetik kaygı değil, biçimsel doğruluğu da ön plana koyduğunu anlarsınız. Bu da onun gravürlerinde oldukça önemli detaylar yakalamamızı sağlıyor. Biz 1838 yılına Tarsus'a, insanın içini ısıtan bu eski Anadolu görüntüsüne geri dönelim. En arkadaki karlı Toros zirvelerine doğru her yanında ağaçların yükseldiği, camilerin ve kiliselerin süslediği eski Tarsus. Fransız arkeolog, bilim adamı ve tarihçi Leon Delaborde'un seyahatnamesini 4 farklı gravürle süsleyen, tarihin her döneminde önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuş Tarsus, bu defa bir Selçuklu atmosferine bürünmüş. Anadolu'nun, İran'ın 4 yanından irili ufaklı ticaret kervanları Tarsus'a geliyorlar. Çeşitli kumaşlar, binbir türlü baharat, hayvanlar, kandiller, mumlar, kök boyaları ve madenler. Neredeyse her milletten tüccarlar var. Venedikli, İranlı ve Arap tüccarlar. Ağır ağır ilerleyen, yorgun Haçlı orduları Tarsus'tan geçiyor. Uzakta, arkada görülen Torosların ardında Tarsus'a, Tarşe'ye doğru gelen büyük Hitit ordusu. Asurlular, Mısırlılar, deniz halkları Tarsus'tan geçiyor. Aziz Pavlus Tarsus'ta yürüyor. Türkmen çadırları, deve kervanları, Pers askerleri, Makedonyalı Büyük İskender. Ermeni bir taş ustası, bir Süryani hekim kuzeye, Konya'ya doğru gidiyor. Gecenin karanlığında gizlice açılan bir han kapısından sessizce bir haşhaşi süzülüyor. Geçmişten günümüze Tarsus, binlerce yıldır birçok uygarlığa ev sahipliği yaptı. Ve 1838 yılında Tarsus'ta Osmanlı askerlerinin koruduğu bir tahterevan ilerliyor. İçinde Fransız bir arkeolog var. Evet, bu hafta 1838 yılına Tarsus'a açılan bir pencereden içeriye baktık. Amacım eski Anadolu'ya, Anadolu tarihine gravürlerin ve seyahatnamelerin penceresinden bakmak. Anadolu tarihiyle ilgili nitelikli içerikler oluşturmaya çalıştığım bu kanala abone olursanız sevinirim. Başka bir gravürde veya başka bir tarih kitabında tekrar görüşmek üzere, herkese sevgiler.